Dere'de varmış. Burası Hilmiye Köyü. Köy dağların arasında güzel ama baya. Evet. Cami var burada. Bu da köyün merkezi gibi. Hilmiye Köy Camii. Merkezi yeri gibi. Ve Oylat Mağarası'na geldik. Giriyor. Evet. Burası girişi. Evet, şu anda Oylat Mağarası'na geldik. Etrafı önce göstermek istedim. Üstündeki kayalıkları, dağları. Şimdi de şeye girmeyi düşünüyoruz. İçeriye, mağaraya girmeyi düşünüyoruz. Bakalım mağarayı gezeceğiz. Evet, mağara, Oylat Mağarası. Gezimiz başlıyor. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Evet, böyle bir girişi var. Merdivenlerden iniliyor. İçerisi de yaklaşık olarak 750 metre uzunluğu varmış. Öğrendiğimize göre. Bakalım, gezeceğiz içerisine. Evet, suların geliş noktası bu taraftan. Değil mi? Bu taraftan geliyor böyle. Bu şekilde buradan devam ediyor. Evet, burada giriş kısmında normalde oturuluyor. Yani burada çay, kahve tarzı bir şeyler içmek için ve bilet kişisi var. Biz şu anda pazartesi günü geldiğimiz için sabah erken saatte geldik. Bizim için açtılar diyebilirim burasını. Yani normalde bu saatte açılmıyormuş. Mağaranın girişini şu anda bizim için açtılar. Mağaranın içi de soğukmuş hakikaten. Şu girdiğimiz yer, bunu da göstereyim. Artık buradan sonra böyle. Burada gölgeler oluşuyor, çok doğal. Aynen, burada değişik gölgeler. Sen ne yaptın öyle? Değişik figürler oluşturabilirsiniz burada. Eğlenceli. Allah Allah, değişik. Neyse, merdivenlerden devam ediyormuşuz. Devam edelim. Mağaranın içi fazlasıyla serin. Bilseydim uzun kollu bir şeyler alırdım ama kısa kollu geldim. Yani buralarda karanlık. Düşmeyelim. Aynen. Aa. Thank you.
Şurada ayakta durulmuyor gerçekten. Eğilerek geçmek gerekiyor. Aynen, sarkı dikit kısmıymış burası. Oo. Burası neymiş lan böyle? Evet, ayrı buraya girmek için özel bir şey yapmışlar. Yer yapmışlar girmeye. Sular akıyor. Özellikle bak, incelemek için. Taşların üzerinde sular akıyor. Ha, aynen. Dur bakayım göstereyim. Evet. Taşların üzerinde sular çok net bir şekilde belli oluyor. Yalnız bunlar acayip sert. Hani şu oluşuma bakar mısınız? Yani gerçekten inanılmaz. Yani gerçekten şaşırtıcı ya. Tüyler ürpertici diyebilirim yani. Evet, bu kısımdan şimdi ineceğiz yavaş yavaş. Çocuğumuz da gelecek olursanız çocukların korkabileceğini hesaba katarak girin. Gezerken korkacaktır yani. O yüzden geri çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta bayağı sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden onu da belirtelim. Hatta siz bile ürperti derecesinde korkular yaşayabilirsiniz. Biraz ilginç bir yapısı var yani. Ürkütücü bir yapısı var. Aynen. Aynen, yine Türk insanı her yerde. bu tarafa nasıl geçmişti yazmış bunları ya? İnsanlar da biraz değişik. Bak ama gözükmüyor işte. Şu damlayanlar gözükebilir. Evet, suyun damlalarını görebiliyorsunuzdur. Bayağı su damlaları oluşuyor burada. Evet, daha yolumuz var mı? Şu anda daha yakından bakıyoruz. Oo. Şu şeyleri yakından çekelim. Çok ilginç bir şey hakikaten ya. Evet, bizden başka arkamızdan sonra girenler de oldu. Şu anda. Evet. Yukarıdan da birileri iniyor daha demek ki. Aynen. Daha önce girenler olmuş demek ki. Biz yukarı doğru devam edeceğiz şimdi. Bu arada mağaraya giriş kişi başı 7,5 lira alınıyor. Ama şu gezi için bence değer. Şu ana kadarki çıktığımız noktayı göstereyim. Aşağısı görünüyor mu bilmiyorum videoda. Bayağı bir yer çıktık. Az bir yerimiz kaldı. Şu anda şu kısımlara kadar çıkacağız. Bu mağaraya gelmek isteyenler için, yani bilmeyip de gelmek isteyenler için bilgi verecek olursak, İnegöl'e, Bursa İnegöl merkeze 21 kilometre uzaklıkta. Bursa merkeze de uzaklığı 80-90 kilometre arası bir şeydir diye tahmin ediyorum. Yani Bursa merkezden yaklaşık bir saatlik bir yol, bir mesafe var yani. Onun dışında başka ne diyebiliriz? Yani bu tarz kültürel gezilerden hoşlanıyorsanız bu yapıları, bu ilginç mağarayı mutlaka görmelisiniz bence. İçerisinin durumunu videolarda gösterdik. Şu yapılan şey, bunları göstermek istemiyorum ama kaçtır denk geliyorum. Şu mağarada bile yapmayın bunları. Maskeyi atmış, şişeyi atmış. Ya
Biraz daha insanların artık doğayı hiçbir şeyi kirletmeme konusunda bilinçlenmesi lazım. Bunlar hiç olacak şeyler değil yani. Her yeri kirletme, her yere bir çöp atma konusunda bir eser bırakıyoruz yani. Çöp atma konusunda eserlerimiz var maalesef. Duvarlara yazı yazma. O zaten hiç vazgeçilmezimiz yani. Mağaraya bilen gördün neler yazmışlar. Nereden geçtin de nasıl yazdın? İlginç. Göstermeyeceğim ama göstereyim yani. Mağaranın burasına kadar çıktık. Şu yazılanlara, bunu yazmaktan nasıl bir keyif alıyorlar ki? Ben anlamış değilim yani. Hani bunu yazınca ne oldu yani? Burayı bir eser mi bırakmış oldun? Doğanın doğallığını bozdun gitti işte sen şimdi şu anda yani. Bunları yazarak. Bunları yazarak bir marifet işlemedin yani. Allah'ım yarabbim. Neyse. Çok fazla da konuşmayalım. Oylat Mağarası'nın zirvesinde bulunuyoruz. Son bir demek istediğin bir şey varsa söyle. Evet, mağaranın en son kısmı burası. Daha fazla ileriye gidilmiyor. Yani biz gidilebilecek en sonuna noktaya kadar geldik. Yani geldiğimize de bayağı bir değdi. Herkese yani, tavsiye ederim. Yani kültürel gezilerden hoşlanıyorsanız burası hem kültürel hem de doğa güzelliği olan bir yer. Yani mağaranın dışında da güzel yerler var. Girişte göstermiştik ama eğer drone çekimlerimiz olursa, yapabilirsek onu da ayrıyeten gösteririz. Yarasaları ben de gördüm şimdi bak. Evet. Devam edelim. Evet, yarasaları da çektim. Devam edelim derken artık çıkalım yani. Ben geçerken özellikle hani yani şuradan bir tırstım bak şimdi dik tepeleri de gösterebilirsen gösterebilir miyim bilmiyorum da yani çok acayip ya. Devam edelim. Işıklandırma olmasa buralarda yürümek imkansız. Işıkları açmasalar. Gizemli bir yolculuk oldu bizim için. Mağaranın giriş ve çıkışı aynı noktadan yapılıyor. Onu da belirtelim. Ve dışarıdayız. Oylat kaplıcalarına geldik. Oylat kaplıcalarındayız şu anda. Etrafta ne var bir gösterelim. Öncelikle şurada otel var. Buraya geldiğinizde bu oteli kullanabilirsiniz. Kaplıcalara uzun süreli gelmek isteyenler, burasının havası gerçekten muhteşem bir havası var. Birkaç tane otel var burada. Yani faydalanabileceğiniz oteller var. Evet, Oylat yapay şelale ve gerçek doğal şelale var. Şurada tabelası var, göstereyim.
Doğal şelaleye de bu yol gidiyormuş. Bir kilometrelik bir yürüyüş. Dağlara doğru, yukarı doğru çıkılan bir yürüyüş yeri varmış ama şu an giriş yokmuş herhalde, yasakmış. O yüzden şelaleye kadar gidemeyeceğiz. Şu anda şelaleye gidemeyeceğiz ama daha sonra eğer gelme imkanımız olursa tekrardan şelale için özel gelebiliriz. Şu an gidiş yolunu gösteriyoruz sadece. Evet, şelale 1500 metre diye bir tabela koymuşlar. Sanırım bu şekilde yukarı doğru dolambaçlı bir yolu var. Ama şelaleye geçiş yasakmış. Son yangınlardan sonra orman bölgesinde olduğu için daha sonra inşallah gelme şansımız olur. Evet. Otel. Gayet güzel bir otel. Evet. Yeşil Vadi'ye geçiyoruz köprüden. Yeşil Vadi restoranına geçiyoruz. Harbi de yeşil yermiş yani. Otelin manzarası da gerçekten güzelmiş. Evet, burada böyle Çağlayan Şifa Evi gibi yöresel şeylerin satıldığı bir yer var. Evet, kaplıcanın girişi. Şurada ne yazıyor bakalım. Kaplıca suyunun faydaları diyor. Romatizma, kireçlenme, siyatik vesaire bir sürü şey var. Suyun özelliklerini yazmış. Evet, gördüğünüz gibi hepsi yazıyor. Giriş ücreti 15 liraymış bu arada. Şurada butik otel tarzında bir ufak bir otel var. Buranın ücreti sanırım daha makul olabilir. Diğer lüks otellere göre. Sugesan suyla gelen sağlık merkezi diyor burada da. Buradakinin efsanesi yazıyor bu arada. Ha, evet, orayı gösterelim. Neymiş efsane? Şöyle gösterelim. Bizans İmparatorluğu zamanında İnegöl civarında hakim olan Tekfur'un bir kızı vardır. Günün birinde bu kız hastalanır, yatağa düşer. Zamanın hekimleri Tekfur'un kızının derdine çare bulamazlar. Hastalık çok uzun sürer. Tekfur çok sevdiği kızının ızdıraplarına tahammül edemez. Hastayı tedavi eden hekimler kızı göz önünden uzaklaştırmak ve son bir tedavi şansı vermek üzere ormanın içindeki o zaman için adsız olan bir ılıcaya gönderilmesini tavsiye ederler. Kızı buraya getirirler. Kendisinin son günleri olduğuna inanılarak öl yat deyip bırakırlar. Çaresiz bir derdi olduğuna inanılan Tekfur'un kızı her gün bu sularda yıkanır. Gün geçtikçe iyileşir ve eski sağlığına kavuşarak babasının sarayına geri döner. O gün bugündür öl yat kaplıcası civar halkı tarafından bir şifa kaynağı olarak tanınır ve kullanılır. Bu şifalı su yine o sudur. Fakat zaman öl yatı oylat yapmıştır. İnegöl, Yenişehir, Bilecik ve pazar yerinde hala bir kısım halk o oylata öl yat demektedir. Evet, oylatın çarşısı da var. Köylü pazarı var burada. Oraya da bir bakalım kısaca. Evet, çarşı esnafı da burada. Evet. Böyle bir çarşısı var. Böyle şifa bu ürünler satan bir yer var. Arkadaşım bir şey sordu herhalde şu anda. Böyle sabunlar falan var. Doğal sabunlar. Saç dökülmesi, kepeklenme, saçların hızlı uzamasını sağlar diyor. Şu sabunlar onun içinmiş. Burada böyle yer kirazı varmış. Yaban mersini falan var. Onun adresi o kadar çıktı. Evet, burada şifalı bitkiler satan bir yerdeyiz. Mamlı çayı var. Mekke gülü diyor. Çok güzel bir yer, hoşuma gitti burası.
Ya memnun olduktan sonra alırız. Evet, şu anda çarşıya girmiştik. Bir şey satılan bir yer vardı. Şurada şifalı bitkiler satılan bir yer vardı. Oradan biraz da muhabbet etmiş olduk ama şifalı çay varmış, ondan aldım ben. Arkadaşım da şifalı sabun mu aldın? Arkadaşım da şifalı sabun aldı. Biraz bilgi verdi işletmenin sahibi. Biraz muhabbet etmiş olduk. Çekim yapamadık çünkü içeride. Çünkü ayrıyeten yani kanalda yayınlayacağımız için şey yapmak istemediler. Yayınlanmasını istemediler. O yüzden ayrıyeten ben sadece dükkan içinde çektim. Bu şekilde şu an artık buradan ayrılacağız. Oylat gezimiz bu kadar. Güzel bir gezi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.